geldiniz. Ben İpek Yezdani. Bugün çok değerli bir konuğum var. Eski Dışişleri Bakanı ve aynı zamanda Türkiye'nin eski Riyad Büyükelçisi. Tabii kendisi başka birçok büyükelçilik görevlerinde bulundu ama gündem itibariyle eski Riyad Büyükelçisi olduğunu vurgulamak istiyorum. Sayın Yaşar Yakış bizimle birlikte. Yaşar Bey, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırıp programa katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum davetiniz için. En iyi dilekler. Çok sağ olun. Efendim, bildiğiniz gibi Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman dün Ankara'daydı. Son yıllarda devam eden iki ülke arasındaki gergin ilişkilerin aslında Türkiye'nin Cemal Kaşıkçı davasını kapatmasıyla birlikte başlayan süreçte Muhammed Bin Salman'ın da ziyaretiyle bu gergin ilişkilerin bitmesine tanık olduk ve yeni bir dönem başladı Türkiye ile Suudi Arabistan arasında. Muhakkak ki Türkiye'nin bölgedeki İsrail, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi diğer ülkelerle yürüttüğü normalizasyon politikasının bir parçası olarak Suudi Arabistan'da da bu normalleşme süreci başlatıldı. Ve gelinen noktada Cemal Kaşıkçı davasını Türkiye biraz aslında ilişkilere kurban etti diyebilir miyiz? Bunu sormak istiyorum öncelikle. Yani kurban etti diyebiliriz ama doğru terminolojiyi ararsak uluslararası ilişkilerde iki devletin, iki önemli devletin, yani bölgedeki Suudi Arabistan ve Türkiye'yi iki önemli ülke olarak sayarsak, iki önemli ülke arasındaki ilişkilerin ilanihaye böyle bir olaydan ötürü onun gölgesinde kalması düşünülmezdi. Er veya geç bunu bu sayfayı çevirip yeni bir sayfa açmak gerekiyordu. Şimdi o yapıldı. Burada belki yapılmaması, daha doğrusu en başında Kaşıkçı olayının devam ettiği gün ve ondan sonrasındaki olayları göz önünde bulundurursak, orada Türkiye'nin yapmaması gerektiği halde yaptığı bazı şeyler var, yapması gerektiği halde yapmadığı bazı şeyler var. Asıl önemli olan oydu. Ama şimdi onlar artık geride kaldı çünkü Türkiye yani bu işi kapatmaya karar verdi. İlanihaye Türk-Suudi ilişkilerinin Kaşıkçı olayının gölgesinde kalması zaten beklenemezdi. Peki dünkü ziyaretle ilgili sormak istiyorum. Muhammed Bin Salman'ın bir günlük Ankara ziyaretinin ardından bir ortak mutabakat metni yayınlandı. Bu metinde çok benim açıkçası gözüme çarpan, hani bir herhangi bir stratejik işbirliği anlaşması tarzı bir şey yer almıyor. Fakat daha çok bir iyi niyet bildirgesi gibi karşılıklı. Siz nasıl okuyorsunuz bu ziyareti ve bu metni? Ben de sizin gibi bir proforma bildiri adı verilen bir kategori bildiri vardır. Yani her zaman 3 aşağı 5 yukarı aynı şeylerin söylendiği, tekrarlandığı tipten bir bildiriye benziyor. Somut bir şey yok. Galiba somut bir şey de pek olmadı. Ama bunun bir başlangıç olduğunu, yani iki tarafın kendi karşılıklı olarak birbirlerini test ettikleri, pehlivanların güreş meydanında elense çekmeleri vardır birbirlerini yoklamak için. Bir bakıma o aşama Sayın Cumhurbaşkanımızın Nisan ayı sonlarında Riyad'a yaptığı ziyaretle başladı. Bugün de işte, daha doğrusu dün 4 saat süren bir seyahat oldu bu. 4 saatlik bir ziyarette işte neler konuşulduysa, zaten çoğu önceden hazırlanmış metinler üzerinde, çünkü çok uzun süre çalışıldığını biliyorum. Böyle bir toplantı oldu ve taraf
birçok konuda mutabık kalmışlar. Bunun bir başlangıç olacağını düşünüyorum. Suudlular dış politikalarında son derece ihtiyatlı bir millettir. O çöl kültüründen gelen her şeyi tenniyle düşünerek, üzerinde durarak yürüttükleri bir ilişkiler malzemesidir. Onu yaptılar. Şeyin metnini okuduğum zaman, ortak bildirinin Arapçadan tercüme edilmiş olduğu intibaını veriyor. Yani cümlelerin kuruluşuna falan bakarsanız, metni Suudi tarafı galiba kaleme almış, ondan sonra üzerinde rötuşlar yapılmış gibi görünüyor. Yani İngilizce kaleme alınmış olan şeyin üslubundan bunun orijinal dilinin İngilizce olduğu anlaşılır. Arapça ise Arapçasından anlaşılır, Türkçe ise Türkçesinden anlaşılır. Burada ana metnin Suudlar tarafından hazırlanmış olduğu metin olduğu kanaatindeyim ben. Ama ne olursa olsun önemli olan bu noktaya gelinmiş olmasıydı. Bundan sonra da şimdi çizilen çerçevenin içi doldurulmaya çalışacaktır. Ve Suudlar böyle sağa sola bol bol para savuran insanlar değiller. Bir yatırım yapacakları zaman İngiltere'den yatırım uzmanları, stratejistleri çağırırlar. Onlara Türkiye'deki projeler hakkında incelemeler yap. Bu projeleri biz finanse edelim mi, etmeyelim mi diye tartışırlar. Ondan sonra karar verirler. Yoksa böyle havuza para atmak gibi, balıklara para atmak gibi bir şey olacağını düşünmüyorum. Peki Türkiye'nin bu yönde bir beklentisi olabilir mi? Yani Suudi Arabistan'ın Türkiye'de yatırım yapması, karşılıklı ekonomik ilişkilerin geliştirmesi zaten böyle bir amaç vardır da hani bir oradan daha çok buraya yönelik bir yatırım. Şimdi yani iki veya üç unsur var bugünü. Böyle bir gelişim için elverişli kılan bir tanesi Ukrayna krizinin sebebiyet verdiği bir petrol sıkıntısı var dünyada. Petrol fiyatlarında büyük bir artış oldu. Bu artıştan Suudi Arabistan biliyorsunuz dünyada üçüncü en büyük petrol üreticisi ülke. Suudi Arabistan'ın bu Ukrayna Savaşı nedeniyle petrol fiyatlarındaki artıştan ötürü eline geçecek olan sıra fazladan meblağ $400 milyar. Şimdi birinci husus bu. Dolayısıyla Suudi Arabistan bunu Türkiye'ye tahsil edecek değil tabii. Kendisine getirilen, sunulan ve İngiltere'den getirdiği, Amerika'dan getirdiği uzmanlara incelettirip nereyi, hangisine öncelik vereceği konusundaki kararı Suud makamları verecektir. Şimdi birincisi 400 milyarlık bir meblağ oluşmuş. İkincisi Türkiye'nin de içinden geçmekte olduğu ekonomik sıkıntılar nedeniyle ve seçim arefesinden bahsedildiğine göre yani erken seçim olur veya 2023 Haziran'ında olur. Ne zaman olursa olsun ama bir seçim sahte mahallinde olduğumuz anlaşılıyor. Böyle bir dönemde Türkiye'nin de çok büyük ihtiyacı olacaktır. Üçüncüsü de dünyada ve Orta Doğu'da yeniden bir düzenleme, bir savunma mimarisi diye adlandırılan defense architecture olarak İngilizce ifade edilen bir yeni savunma mimarisi doğuyor. Bu Orta Doğu için de geçerli ve NATO ile Rusya arasındaki dengeler için de geçerli. Bu yeni mimarinin oluşumunda da fırsatlar ortaya çıkacaktır. Türkiye bu üç nedenle şimdi bir yeni tarih başlangıcının arifesindedir. Ama henüz adımlar atılmış değil. Yani
bir çerçeve çizildi. O çerçevenin içinde iyi niyetler dile getirildi. Ama şu anda o aşamada onun ötesine henüz geçilmiş değil. Belki bir sürede geçilemeyebilir, yavaş yürür. O da hem Suudların esasen teenniyle hareket etme alışkanlıklarından kaynaklanıyor bir. İkincisi Türk-Suudi ilişkileri de yani yakın geçmişte daha doğrusu 2011'den itibaren diyelim Arap Baharı'nın başlamasından sonra ve Türkiye'nin Müslüman kardeşlere verdiği destekten ötürü Türk-Suudi ilişkilerine gölge düşmüş olmasından kaynaklanan nedenler var. Daha sonra Türkiye'nin 1930'lardan beri, Cumhuriyet'in ilk yıllarından beri sürdürülen Araplar arası ilişkilere taraf olmama politikasından ayrılıp Türkiye, Arapların arasında mevcut olan bir ittifakta bir Arap ülkesine karşı öbür Arap ülkelerinin yanında yer almak politikası geliştirdi. Biliyorsunuz 1934'te Atatürk Dışişleri Müsteşarı Şükrü Saracoğlu'nu davet edip kendisine bir dizi tavsiyelerde bulunmuştu. O tavsiyelerden biri Araplarla tarihi ve kültürel ilişkilerimiz vardır. Bu ilişkileri daha ileri götürmek için çaba sarf edin ama Araplar arasındaki ihtilaflara siz taraf olmayın demişti. Bunun tam tersini yaptı şimdiki hükümet ve Körfez ülkeleri arasında doğan ve Doha'yı, Katar'ı dışarıda bırakan bir bölünmede bir tarafı tuttu. Yani Katar tarafını tuttu. Ondan kaynaklanan bir sıkıntı da var ne zamandan beri Türkiye ile Suudi Arabistan arasında. Yani Türkiye şimdiye kadar Orta Doğu'daki dengeli tutumunu veya prestijini, gücünü özellikle Filistin konusunda Araplarla İsrail arasında eşit mesafede durma politikası izlemek suretiyle her iki tarafında danıştığı bir ülke, her iki tarafla da iletişim yollarını açık tuttuğu bir ülke halindeydi. AK Parti iktidarı bunu bırakarak sadece Hamas'ı tutan, yani sadece Arapları tutan da demiyorum dikkat ederseniz, Hamas'ı tutan ve bu nedenle hem İsrail'i gücendiren hem de Suudları gücendiren bir politika güttü. Şimdi işte onun toparlanması çabası içindeyiz. Peki bu ilişkilerin toparlanma çabası da şimdi karşı tarafta da bir istek görüyoruz. Yani hani Türkiye kadar belki çok hevesli olmasalar da orada da bir sonuçta inisiyatif var. Ben şimdi biraz komplo teorisi soracağım ama bu ilişkilerin onarılmasında Amerika Birleşik Devletleri'nin de teşviki olabilir mi? Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin zaten Abraham Accords adı verilen, yani Hazreti İbrahim'in kurduğu din, tek tanrılı dinler dediğimiz veyahut da semavi dinler dediğimiz Musevilik, Hristiyanlık ve Müslümanlık hepsi aynı kitaptan kaynaklanan dinlerdir. Bu dinlerin üçünü de kapsayan bir çaba başlattı Amerika. Bu sayede Orta Doğu'daki Yahudilerin, Hristiyanların ve Müslümanların aralarındaki sorunları çözmeye yardımcı olmak için bir çaba başlattı. O çabadan pek tabii ki Türkiye'de o yumuşaklıktan yararlanacaktı ve halen de yararlanma yolları açık. Yeter ki bundan sonra yine pusulamız şaşmasın. Türkiye gözü kapalı bir şekilde Müslüman kardeşler destekli politikayı bütün hem Batı dünyasına karşı hem de Arap ülkelerine karşı kullanmasın. Çünkü
Müslüman Kardeşler Örgütü'nün faaliyetleri Suudi Arabistan'da çok büyük tepki yaratıyor. Aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri'nde tepki yaratıyor. Çünkü bu ülkeler Müslüman Kardeşler gibi demokratik çabalar, yani demokrasi yoluyla ülkeye refah getirme çabasını yürütürken Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler bundan çekiniyorlar. Yani eğer o ülkelerin vatandaşları da bu kralın bu serveti nereden geliyor? Bu bizim kendi vergimizden gelmiyor mu? Veyahut da ortak gelirimiz değil midir diye düşünüp orada da Müslüman Kardeşler ideolojisinin o ülkelerde yaygınlaşmasından endişe ediyorlar ve onun için Müslüman Kardeşlere şiddetle karşıdırlar. Evet. Türkiye bu denklemde Müslüman Kardeşler tarafında yer almak suretiyle yani şeyden beri Arap Baharı'nın başladığı 2011 evet. tarihinde Tunus'ta adından beri Müslüman Kardeşler'in yanında yer almıştı ve Mısır'da da Müslüman Kardeşler rejimine karşı Sisi'nin yaptığı askeri darbe üzerine de Mısır'la ilişkilerimizin bozulmasının kaynağı biliyorsunuz odur. Ve Türkiye o yanlış, yani pek tabii ki bir ülkede askeri bir müdahale olursa dünyadaki bütün ülkelerin ona karşı çıkıp onu takviye etmeleri, kötülemeleri doğaldır. Ama uluslararası ilişkilerde başka bir gelenek daha var. O da şudur. Bir ülkede askeri darbe yapan ekip bir süre sonra ülkede asayişi temin eder de düzeni oturtursa ondan sonra ila nihaya o ülkeyle bozuşuk kalınamayacağına göre er veya geç o ülkelerle ilişkiler yavaş yavaş kurulmaya başlanır. Nitekim bir süre sonra, yani Sisi'nin askeri darbesinden bir süre sonra önce Fransa, sonra Amerika Birleşik Devletleri Sisi'ye kırmızı halılar sermek suretiyle onları karşıladılar ve New York'ta da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı sırasında hatta o zamanın Cumhurbaşkanı, o zamanın Amerikan Başkanı Türkiye'nin de hazır bulunacağı bir akşam yemeği düzenlediği halde Sayın Cumhurbaşkanımız ben Sisi'nin oturduğu masada oturmam demek suretiyle o yemeğe katılmadı. Ve Sisi rejimini inkar etmeye, onu görmezlikten gelmeye ve o sıralarda hapiste olan Mursi'yi halen meşru devlet başkanı olarak kabul eden tek ülke olarak kalmıştı Türkiye. Sonradan Türkiye yaptığı hatanın farkına vardı. Mısır'la ilişkilerimizi düzeltmemiz gerekir diye. İstanbul'daki Müslüman Kardeşler Örgütü'nün faaliyetlerini biraz kontrol altına aldılar. Televizyonlarında siyasi içerikli programlar yapılmaması yönünde telkinde bulundu. Ondan sonra Mısır o aktivistlerin, İstanbul'daki Müslüman Kardeşler aktivistlerinin kendilerine Mısır'a iade edilmesini istediler. Sonra üçüncü bir ülkeye gönderilebilir mi mesela tartışmalar falan çıktı. Bütün bunlar olurken Mısır ayak sürtmeye başladı şimdi. Çünkü Semih Şükrü Mısır'ın Dışişleri Bakanı çok açık bir şekilde bunu söyledi. Biz Türkiye'nin ne söylediğine değil ne yaptığına bakacağız demiştir. Bununla yani sözlerle değil icraatla Türkiye'nin politikasının yanlış olduğunun üstüne vurgu getirmek istiyor. Aynı şekilde daha sonra Semih Şükrü başka bir vesileyle biz Türkiye'nin davranışında bir istikrar yakalamak istiyoruz. Yani Türkiye bugün bunu söyledi ama bakalım bir her zaman aynı istikrarda bulunuyor mu diye
onu da görmek istiyoruz demek suretiyle. Ne zamandır bu süreç başladığı halde, yani Türkiye'nin açılımı, Mısır'a açılımı uzun süredir başladığı halde halen istediğimiz noktaya gelebilmiş değiliz. O da Mısır'ın ayak sürtmesinden. Ayak sürtmesi derken bunu olumsuz anlamda söylemiyorum ama Türkiye'nin davranışında bir istikrar görmek istiyoruz demeye getiriyorlar. Benzer ifadeleri zaten İsrail de Türkiye'ye karşı aynı şey yapmak istiyor. Yani mesela büyükelçilerin tayini için Türkiye kendi büyükelçisini belirlediği halde, ismini de açıkladığı halde uzun süredir halen İsrail makamları bakalım işte inceliyoruz, zamanı gelince bunu yapacağız demek suretiyle Türkiye'nin davranışında bir istikrar yakalamak istiyorlar. Bu İsrail için de geçerli, Mısır için de geçerli. Evet. Çünkü Türkiye daha önce defalarca ilişkiyi özellikle İsrail'le düzeltip tekrar bozduğu için, yani bir tek taraflı Türkiye değil tabii, yani ikili ilişkiler, İsrail tarafından da yapılan hatalar oldu mutlaka. Bu siz daha iyi bilirsiniz, yani kaç kere ilişkiler düzeldi, yeniden normalleşme sürecine girildi, yeniden bozuldu, yeniden normalleşme süreci. Hani o yüzden onlar da biraz daha istikrar görmek istiyor herhalde bu nedenden dolayı. Bir de evet, şunu sormak istiyorum. Şimdi siz çok güzel açıkladınız Müslüman kardeşler olayını. Özellikle de Suudi Arabistan'la olan bu normalleşmenin ardından yani Türkiye'nin Müslüman kardeşler politikası artık bitmiştir diyebilir miyiz? Yani AK Parti'nin Müslüman kardeşler ideolojisiyle bir akrabalığı vardır. Çünkü AK Parti'nin ecdadı olan partiler, Erbakanlı partiler, 1980'lerden 70'lerin sonundan 90'lara, 2000'lere kadar gelen o süreçteki Erbakanlı partilerin esin kaynağı Müslüman kardeşler uygulamasıydı. Müslüman kardeşler 1928 yılında Hasan el-Benna Mısır'da bir ortaokul öğretmeniydi galiba. Bu Müslüman kardeşler hareketini kurduğu zaman hep demokrasiye dayanıyordu. Demokrasi çok önemlidir diyordu. Yoksa kırıp dökmek falan diye bir şey ideoloji peşinde değillerdi. Ve demokraside de oy deposu olan yerler büyük şehirlerin varoşları ve kırsal kesimdir diyordu Hasan el-Benna. Müslüman kardeşlerin ideolojisinin temelinde bu var. Evet. Erbakanlı partiler bu ideolojiyi kopya ettikleri için İstanbul'un varoşlarında çok büyük faaliyet gösterdiler ve İstanbul Belediyesi'ni bu şekilde aldılar. Daha sonra Ankara Belediyesi'ni de aldılar. Yani büyük şehirlerin varoşları ve kırsal kesim. Neden büyük şehirlerin varoşları ve kırsal kesim? Çünkü oradaki insanları tatmin etmek için çok ufak bir şeye tatmin etme imkanları var. Yani kışın bir ufak torba kömür gönderirsiniz. Ondan sonra fakirlere pirinç gönderirsiniz, şeker gönderirsiniz. Onunla o insanları memnun edersiniz. Halbuki daha sofistike, toplumun daha sofistike olan kesimlerinin tatmin olması daha zordur. Yani onlar ülkenin geleceğini düşünürler, daha büyük şeyleri, yatırımları falan vardır. Onların düşünce tarzlarında bu vardır. Dolayısıyla kırsal kesimler ve büyük şehirlerin varoşları Müslüman kardeşler için asıl hedefti. Oy deposu orasıdır derlerdi. Türkiye'de Erbakanlı partiler bunu kopya ederek hem dini motifler de var tabii işin içinde ama yöntem açısından da bunu kopya ederek İstanbul'da ve Ankara'da ve bazı büyük şehirlerde seçimleri kazandılar. Dolayısıyla Erbakanlı partilerin devamı olan AK Parti'de de Müslüman kardeşler ideolojisiyle bir akrabalık var. Evet, evet. Akrabalıktır. Şimdi sizin sorunuza ancak şimdi cevap vereceğim. Yani Türkiye'de değişir mi diyorsunuz? Bu düşünce pek tabii ki
AK Parti'nin yöneticilerinin zihninde çok derinlerde yer etmiş, çok önemli bir husustur. Ne ölçüde bundan vazgeçerler, ne ölçüde bunun bir yere götüremeyeceğini düşünürler. O partinin içindeki gruplaşmalar ve klikleşmelerin kime galebe çaldığına bağlı olarak değişir ama AK Parti, AK Parti olarak kaldığı sürece Müslüman kardeşler ideolojisi orada her zaman duracaktır. Fırsat buldukça bunu ön plana sürmeye çalışacaklardır. Bulamazlarsa geri planda kalacaklardır. Bir de Arap Baharı ile ortaya çıkan bir rüzgar vardı. Tunus'ta 2010'un sonlarında, 2011'in başında Bin Ali'yi devirip de işte ülke dışına kaçmaya mecbur ettikleri zaman, yani Arap Baharı patladığı zaman, sonra oradan Mısır'a sıçradı, sonra Libya'ya sıçradı, sonra Suriye'ye sıçradı. Bu süreç içinde AK Parti yöneticileri Türkiye'de şunu düşündüler. Şimdi Tunus'tan başlayıp Libya, Mısır, Suriye ve Türkiye'de de AK Parti iktidarda olduğuna göre AK Parti ağırlıklı partilerin yönettiği bir kuşak oluşuyor Orta Doğu'da. Tunus, Libya, Mısır, Suriye ve Türkiye ve demokrasi tecrübesi en fazla olan, çok partili tecrübesi olan, en ileri durumda olan ülkede Türkiye olduğu için Türkiye'de bu Müslüman kardeşler ağırlıklı kuşağın lideri olacaktır gibi bir hevese kapıldılar. Evet. Ama Mısır'da işte şeyin Sisi'nin Mursi'yi devirmesi suretiyle onun bir yere varamayacağı, yani bir yıl içinde yüzlerini bulaştırdılar Müslüman kardeşler Mısır'da. Ama halen Mısır'da Müslüman kardeşler çok derin, toplumun derinlerine inmiş, nüfuz etmiş bir parti olarak mevcuttur. Ben orada büyükelçilik yaptığım zaman, Mısır'da büyükelçilik yaptığım zaman Müslüman Kardeşler Örgütü yasaklanmıştı. Yani yer altına inmişti. Ama Müslüman Kardeşler Hareketi çeşitli meslek kuruluşlarının içine giriyor. Avukatlar Sendikası, Doktorlar Sendikası gibi, Mursi kendisi de doktor, bu sendikaların içinden adam seçtirmek suretiyle parlamentoda, benim Mısır'da görev yaptığım 4 yıl içinde 80 kadar Müslüman kardeşler taraftarı milletvekili vardı. Zaman zaman büyükelçiliğimize davet ederdim. Batılı büyükelçiler de gelirlerdi. Bu sayede o Müslüman kardeşler kökenli veyahut da eğilimli milletvekilleriyle tanışırlar. Onların fikirlerini öğrenirlerdi. Yani böyle bir köke salmış, derinliklere inen bir şey var Mısır'da Müslüman kardeşler için. Evet. Türkiye'de de var. O da dediğim gibi Erbakanlı partilerden tevarüs ettiğimiz, ondan miras aldığımız, AK Parti olarak miras aldığı eğilimdir. O ideolojik akrabalık halen devam ediyor. Efendim çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok faydalı, çok bilgi dolu bir yayın oldu. Süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama ben açıkçası sizi dinlemeye doyamadım. Yeniden başka bir vesileyle konuk almayı çok isterim, eğer teşrif ederseniz. Büyük memnuniyetle. Çok teşekkür ediyorum. Bir programımızın daha sonuna geldik. Eski Dışişleri Bakanı ve eski Büyükelçi Yaşar Yakış bizlerleydi. Sizlere de sevgili izleyiciler, bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Teşekkür ederim.